Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 02.12.2012 Pazar günü öğleden sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sohbet mevzu Füsusül Hikem, Ahmet Avni Konuk, 4. cilt sayfa 332 ve Fas-ı Muhammed Hikmet-i Ferdiye'nin bölümlerinden bazı yönleri inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak her birerlerimize bunları anlayacak idrak, gönül genişliği, muhabbet ve idrak anlayışı nasip etsin inşallah. Kaldığımız yer sual ve cevap diye belirtilen yerde, ancak iki satır sayfa başından yukarıdan başlayalım. Küçük bir bağlantı olmuş olsun. Yani benim likam labuddür kavli ile abdi lika has ile müjdeledi ve bunu dahi ölümü zikrederek abdi mazmum etmemek için böyle buyurdu. Yani Cenab-ı Hak benim likam labuttur. Yani elbette kuluma lazımdır şekliyle, kavliyle abdi yani kulunu likay-ı has ile müjdeledi. Yani Cenab-ı Hak kulunu kendisine ulaşma ile yani özel bir hal ile müjdeledi. Ve bunu dahi ölümü zikrederek söyledi. Ancak abdi yani kulunu magmum gamlı etmemek için böyle buyurdu. Yani ölümün kendisine kendisini üzmemesi dolayısıyla ölümü likaya hassa bağladı diyor. Bakın ne kadar güzel bir tarif ve ne kadar güzel bir hakikat. Benim likam labuddur. Elbette lazımdır kuluma. Yani ben kulumun bana ulaşması elbette kuluma lazımdır. Niye peki böyle dedi? Çünkü kulu dediği abdi venefahtüsü ile kendinden zuhur etmekte. Başka ayrı gayrı bir varlık olmadığından benim hakikatimi idrak etmesi ona elbette lazımdır diye bize çok açık ve güzel bilgi vermiş oluyor. Ve bunu dahi ölümü zikrederek, yani abdi magmum etmemek için böyle buyurdu. Yani ölümden korkulmaması lazım geldiğini, ölmüş olan kişinin gamlanmaması lazım geldiğini ve ölüm ile likay-ı hassın meydana geldiğini bildirmektedir. Şimdi buna karşılık bir sual sorulabilir diye. Sual, Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de küllü nefsin zaikatül mevt, Ankabut 29-57, yani her bir nefis mevti tadacaktır buyurdu ayet-i kerimede. Her bir nefis ölümü tadacaktır. Ne kadar açık, bakın her bir nefis ölüp yok olacaktır demiyor. Demek ki ölümün hakikati tatmak imiş, tad almak imiş. O halde tad almakta yaşamın ispatı olduğuna göre, çünkü tat almayan bir kimse yok hükmünde, tad alan kimse de hayattadır. Yani tad almak hayatın ispatı olduğuna göre, o zaman ölüm yokluk manasında bir hadise değil, sıfat değişikliği, şekil değişikliği manasındadır. Her nefis mevti tadacaktır buyurdu. Bu mevti zikir etti. Yani bu ölümü böylece zikir etti. İbadı bundan magmum olmaz mı? Yani Allah'ın kulları bu ayet-i kerimede belirtilen
ve ölümden gamlanmazlar mı diye bir sual gelebilir akla diyor. Muhtemel bir sual. Böyle bir sual yok da ama soran olabilir diyor ve buna cevaben evvelen bu ayet-i kerime umuma hitap eden nazil oldu. Umuma hitaben nazil oldu. Yani genel olarak bu ayet-i kerime herkesi kapsamına alarak indirildi. Binaenaleyh mümin ve gayrimümin bununla muhataptır. Yani müminler iman ehli ve iman ehli olmayanlar da bu ayet-i kerimenin hükmü altındadır diyor. Halbuki emmarelik mertebesinde nefis hayvaniyetle muttasıftır. Halbuki emmarelik mertebesinde nefis hayvaniyetle muttasıftır. Buradaki halde yaşayan kimsenin tarifi nasıl olmakta? Hayvanın natık denmekte. Yani konuşan hayvan denmekte. Ve bunun serkeşliği zikri mevt ile mağmum edip, yani bu serkeşliğini mevti zikrederek, yani ölümü zikrederek, ebedi kalmadığını, kendisine kalmayacağını bildirerek, gamlanma edip, yani mağmum edip, onu gamlandırıp kesretmek iktiza eder. Ve nüfusu abiyeye ölümden daha müessir bir vaaz ve nasihat yoktur. Nüfus-ı abiyeye, yani örtülü olan, perdeli olan nefse ölümden daha müessir bir vaaz ve nasihat yoktur. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh Risale-i Penah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nasihat istediklerinde bu hakikate işareten buyururlar ki, yani ya Ömer, sana vaaz ve nasihat olarak ölüm kifayet eder. Ya Ömer, sana vaiz olarak, nasihat edici olarak ve nasihat olarak ölüm kifayet eder. Bu birinci durum. Saniyen ikincisi ise Hak Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede yalnız ölümün zikriyle iktifa buyurmayıp onun neticesini dahi mabadinde, yani ayet-i kerimenin sonunda sümme ileyna turcaun ankebut 29-57 kavliyle beyan buyurdu. Yani hiçbir nefis ölümü, yani her bir nefis ölümü tadacaktır. Badehu bizim cenibimize rücu edeceklerdir. Yani her bir nefis ölümü tadacaktır. O ölümü tattıktan sonra bize doğru rücu edecekler, bize döneceklerdir dedi ayet-i kerimede. Şu halde mevt sebebi rücudur. Yani ölüm dönüş sebebidir. Mevt dönüş sebebidir. Nereye? Aslına dönüş sebebidir. Ve rücu ise sebebi mülakattır. Geriye dönen kimse herhangi bir şekilde döndüğü yer ile görüşme yapmaktadır. Yani mülakat etmektedir. Binaenaleyh ayet-i kerime hem zikri mevti ve hem de tebşir-i likai hassı cami olmuş olur. Cümleyi tekrar edelim. Binaenaleyh ayet-i kerime hem mevti zikretmekte ve hem de tebşir-i likayı müjdelemektedir. Bu iki hassa cami olmuş olur. Yani ayet-i kerime hem mevtin hakikatini, ölümün hakikatini bize bildirmiş ve onun neticesi olan da müjde-i lika, yani Allah'a mülaki olmayı bildirmiştir iki bölümde ve de çok güzel izah edilmiş. Hadis-i Kutsi'de ise Abdil Mümin buyurulduğuna nazaran bu hitap hitabı hastır. Yani küllü nefsin zayikatül mevtte mevt hitabı bütün insanlara olmakta,
Hadis-i şerifte belirtilen kısmı ise Abdülmümin buyurulduğuna nazaran bu hitabı hastır. Zira nüfus-u mukarrebinin serkeşliği, muvazzabatı şeriatla zail olmuş ve arada ancak vücudu hakiki ile vücudu izafiden mütevellit bir zevki isteniyet kalmış olduğundan Abdülmümin yalnız likai has ile müjdelenmiştir. Cümle biraz uzun oldu ama çokmuş, çok güzel bir cümle. Tekrar edelim. Zira nüfus-u mukarrebinin, yani mukarreb ehlinin nefisleri, yani kurbiyet ehlinin, mukarreb ehlinin nefisleri, serkeşliği ve muvazabatı, yani kayıtlanmaları, dünya muhabbetleri şeriatla zail olmuş, yani şeriat-ı Muhammediye'ye uydukları için mukarrebinin nefisleri eğitilmiş kısaca olmakla birlikte şeriatla zail olmuş, yani kendilerinde bulunan eksiklikler kaldırılmış ve arada ancak, bakın, vücudu hakiki ile vücudu izafi kalmış. Vücudu hakiki ile vücudu izafiden mütevellit bir zevki isneyniyet kalmış. Şu cümleyi anlamamız, bakın, bizlere o kadar büyük yararlar sağlayacak ki, belki anlayabiliyoruz şu anda, belki anlayamıyoruz ama anlasak da anlamasak da aklımızın bir yerinde bulunsun. Vücudu hakiki ile vücudu izafiden doğan, yani meydana gelen bir zevki isteyniyet, yani ikilik zevki, bu kesret ve şirk manasında değil, bir varlığın iki olarak faaliyet sahasında olması ve bunu bir tek olarak zevk etmesi kişinin kendi varlığında, kendi bünyesinde. Ne kadar müthiş bir tabir, tarif ve ifade. İnşallah hep birlikte yaşayanlardan oluruz. Tekrar edeyim. Vücudu hakiki ile. Vücudu hakiki ne demek? Cenab-ı Hakk'ın mutlak varlığı, mutlak vücudu. Bizler de bu mutlak vücudun içerisinde ancak izafi bir vücuda sahip olmaktayız. O şekilde isneyniyet, yani ikilik ortaya çıkmakta. Ve buna şef'iyet denmekte. Yani birin iki şekliyle, iki mertebeden gözükmesi. Biri kül olarak asaleten, biri de cüz olarak vekaleten gözükmesi. İşte vücudu izafi diye ifade edilen hüküm, her birerlerimizin, birey ve beşer varlıklarımızın genel ismi. Vücudu izafi. Sadece bizler değil, bütün gördüğümüz varlıkların hepsi, gerek eşya, şeyiyet olsun, gerek hayat sahibi, hareket edebilen varlıklar olsun, onların bütün vücutları, mevcut vücutları, vücudu izafi. Yani izafi ne demek? İsimlenmiş, sadece isim olarak var olan varlıklar hükmündeyiz. Ama hakikatleri itibariyle her birerlerimizin vücudu hakiki mensubuyuz aynı zamanda. Ama görülebilmemiz için ve birey ve beşer ismiyle faaliyet sahasında olabilmemiz için her birerlerimize ait hususi bir bedenimiz olması gerekiyor. Yani bir kimliğimiz, bir suretimiz olması gerekiyor. Bunun ismine de vücudu izafi deniyor. İşte vücudu hakiki ile vücudu izafiden doğan, yani ikisinin bir olduğunu anlamaktan doğan bir zevki isneyniyet, yani ikilik zevki. Niye bu ikilik zevki var? Bu birbirinden ayrı olan iki değil, birbirinden ayrı olan iki şekline düşünüldüğünde o şirk olur, müşriklik olur. Ayrı ayrı düşünüldüğü zaman. Ama birin iki suretinde görünmesinin hakikatini idrak ettiğimizde, ki bunun ismine isneyniyet, mutlak isneyniyet, ayrı şirk isneyniyeti değil, ikili değil, tekliğin yani vitrin şef'iyet olarak gözükmesi ve bunların bütününün, tamamının da sonra mevzu olan ferdiyet olarak idrak edilmesi, yaşanması.
Bundan meydana gelen bir zevki isneyniyet kalmış olduğundan abd-i mümin yalnız likai has ile müjdelenmiştir. Yani mümin olan kul ölümü tattığında, mevti tattığında küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileyna turcaun hükmüne dahil olduğundan likai has, yani has bir buluşma ile. O zaman ne oluyor? İzafi olan abd-i izafinin vücudu ortadan kalktıktan sonra vücudu hakikiye dahil olmuş oluyor. İşte bu büyük bir müjde olduğundan hadis-i şerifte likai has ile müjdelenmiştir mümin kul diye bizlere haber veriliyor. İnşallah idrak edenlerden ve ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte belirtilen, işaret edilen kimselerden oluruz. Altıncı paragraf sıra geldi. Resul Aleyhisselam'ın sizden biriniz muhakkak Rabbini görmez ta ki öle buyurduğu gibi vaktaki abd-ı hakka ölümden sonra mülaki olur. İşte bunun için Allah Teala benim likam labuttur dedi. Binaenaleyh hakkın iştiyakı bu nispetin vücudu içindir. Hayret edilecek işler, ne kadar güzel şeyler. Devam ediyoruz. Yani sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. İnne ehadeküm la yara rabbehu hatta yemütü buyurduğu vecih ile ile abd hakka ancak ölümden sonra mülaki olduğu için Allah Teala balada zikir olunan hadisi tereddütte ölümden istikrah eden abd-ı mümine kendi likasının labut olduğunu beyan eyledi. Daha evvel geçmişte bir hadis-i şerif okumuştuk. Onu da atıf yapıyor. Tekrar bakalım. Buyurduğu vecih ile abd hakka ancak ölümden sonra mülaki olduğu için. Şimdi burada düşünmesi gereken bir husus var. Peki burada yaşanan fena fillah baka billah hükümleri neyi ifade etmekte? Madem ki öldükten sonra Rab, hak Rabbına mülaki oluyor. Peki buradaki bu mertebeler neyi ifade ediyor? Burada bu yaşananlar ilmel aynel hakkal yakin olarak belirtilmekte. Mutlak manada beden elbisesi kişinin sırtından veya elinden alınmadıkça hakiki manada tevhid oluşmaz. Diğer şekliyle baka billah hükmünde oluşan tevhid ise ilmi manada bir tevhid ve idraki şuur manasında bir oluşumdur. Fiili manada bir oluşum olmaz. Çünkü arada beden perdesi vardır. Ancak dünyadayken bu idrak edilmiş ise oradaki lika mümkün olur. Dünyadayken bu idrak edilmemiş ise yine bütün insanlar Allah'a döneceklerdir. Ama Allah'a döndüklerinin farkında olmayacaklar. Neden? Çünkü Allah'ın varlığını dünyada bilemedikleri, tanıyamadıkları için idhal olacakları yerde oraya cehennem diyeceklerdir veya bir başka isim vereceklerdir. Oraya mülaki olduğunu zannedeceklerdir. Halbuki orada da haktan başka birisi yoktur. Hakkın mülkünden başka bir yer yoktur. Ancak bu ilmi dünyadayken almadıklarından kendilerinde ayrılık, gayrılık kesin olarak bu hüküm olduğu için Allah'ın huzuruna bile gitseler onu inkar edeceklerdir. Hayır, burası Allah değil diyeceklerdir ki cennet ehli için dahi bu geçerli. Daha belki sohbetlerimizde de geçiyordu zaman zaman. Yani cennet ehli cennete girdiği zaman Cenab-ı Hak cemal ve kemalinden azamet ve kibriya perdesini kaldırarak onlara ben sizin Rabbinizim diye
hitap edecek. Onlar da la hayır kat'a, sen bizim Rabbimiz değilsin diye inkar edecekler. Hani üç defa böyle. Dördüncü de Cenab-ı Hak peki sizinle Rabbiniz arasında bir sözleşme, anlaşma, işaret var mı diye sorduğu zaman onlar da evet diyecekler. O zaman Cenab-ı Hak onların her birerlerinin kendi anlayışları, Rab anlayışları üzere kendilerine tecelli ettiğinde o zaman onlar beli diyecekler. Yani dördüncü hitapta ancak beli diyecekler. Ama az bir kısım olan irfan ehli bütün hitaplarda secde edecekler. Sen bizim Rabbimizsin diye. Ancak bu husus ayrı bir husus. Yani bunun ile bu mevzu arasında belki biraz çelişki gibi hatırlarınıza gelirse olabilir. Onun için bunları da ayırmak lazım geliyor. Buyurduğu vecih ile abd Hakk'a ancak ölümden sonra mülaki olduğu için. Peki biz burada Rabbimize mülaki olamayacak mıyız? Olacağız tabii. Ancak fiili manada bir mülakiyet mümkün olamamakta. Çünkü bu beden perdemiz var. Bu beden perdemizle bize sınırlanmış olan bir saha var. Biz o sahanın içinde yaşıyoruz. Bu içinde yaşadığımız saha dahi Hakk'ın sahasının içinde. Yani bize ait ayrı bir saha yok. Rabbimizin sahası içinde ama bize tahsis edilmiş bir sahada yaşıyoruz. İşte perde olan bu beden mevcut varlığımız ortadan kalkınca ki buna da mevt diyorlar ve mevtin ileri derecesine de yakîn diyorlar. O mevt ile nefis ölümü tattığı zaman işte o tadış, bakın lika tadışı mümin olanlar için. Yani Allah'a ulaşma ruhen ve nuran, Allah'a ulaşma tadışı. Diğerleri de ölümü tadacaklar ama bazıları cehennem tadışı olacak, acı tadışı olacak. Ama tadış acı da olsa, tatlı da olsa tatmadır, tadıştır. İşte bahsedilen mümin kuldan bahsedilen ve bu mümin kuldan bahsedilen de aslında arif kullardan bahsedilen mutlak likayı onlar tadacaklardır. Bakın. Ondan sonra iman ehli tadacaktır. Rablarını kendi anlayışları idrakiyle. Ondan sonra inkar ve isyan ehli de ateş şeklinde tadacaklardır. Yani dünyadayken hangi tür bir anlayış içerisindeyse kişiler ölümlerini o şekilde tadacaklardır. Buradan ölçü olarak yola çıkarsak kat'i olmamakla birlikte herkes kendi bulunduğu hali düşünerek o halde ama daha gelecek günlerde haller değişebilir, mertebeler değişebilir, yukarıya da gidebilir, aşağıya da gidebilir kişi. Ölüm anında ve genel seyir içerisinde nasıl bir idrake sahip olmuşsa, o idrakin yaşantısı içerisinde lika, elbette, labutta, yani elbette o kişiye has olacaktır. Benim likam elbette lazımdır dediği, Cenab-ı Hakk'ın kul hangi mertebe ve anlayış içerisindeyse ölüm anında tadışı o mertebeden mülaki olacaktır Rabbına diye. Hebreerlerimiz kendimizi tartarak bunu bulabiliriz, düşünebiliriz. Ölümden sonra mutlak mülaki, daha evvel mülaki var ancak bu idrak ve eğitimde olan. Şimdi şu anda düşünelim. Her birerlerimizin aklımızda bir Allah anlayışı ve inancı var. Bir yaşam seyri var. Değil mi? Bir idrakimiz var en azından. Kendimizi bilmeye çalışıyoruz. Alemi tanımaya çalışıyoruz. Rabbimizi bilmeye çalışıyoruz. İşte bu bir bilinç olarak, bilinç zevki olarak, yani ilmi bir zevk ve haz olarak idrak edilmekte. Ve bunun neticesinde de gönlünde bir huzur olmakta kişinin. İşte bu tam manasıyla perdesiz, yani açık olarak ortaya çıkacak ölüm anında. O halde ölüm korkulacak bir şey değil, talep edilecek bir şey.
Ancak ölümü de talep etmeyelim şu yönden. Ölümü talep ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak'tan biz vaktimizin kesilmesini istemekteyiz. Ölüm talebiyle vaktimizin kesilmesini istemekteyiz. Ölüm talebi güzel ama neticede dünyadaki vaktimiz son bulacağından çalışma ve onun neticesinde daha başka şeyler kazanma imkanımız elimizden alınmakta. Biz bunu talep etmekteyiz. Bu yanlış olur. Ölümden korkmayacağız. Ölümü talep edeceğiz. Ancak acil gelsin diye istemeyeceğiz. Cenab-ı Hak hangi zaman ve vakitte bizi dünyaya getirmişse, hangi zaman ve vakitte de öleceğimizi, yani bu dünyanın sonunu göreceğimizi onun karar vermesi, ki çünkü o kulunun menfaatine karar verir, aleyhinde karar vermez. Bize en kemalli olan hayat süremiz neyse onu zaten baştan vermiştir. Bunun kısalmasını istemeyelim ama ölümü isteyelim. Ne zaman? Vakti geldiği zaman ölümü isteyelim. Başımıza herhangi bir böyle bir şey geldiği zaman feryat edip bağırıp çağırmayalım. Çünkü ölümün neticesinde mülaki mutlak, yani likai mutlak var. Bunu daha iyi gerçekleştirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? O zaman bu ölüm gelmeden evvel, hani vaktinin kıymetini bil, beş şeyin kıymetini bil derler. Vaktimizin kıymetini bilip Rabbimize en güzel, en muhabbetli, en irfaniyetli, en iyi bir şekilde çıkmamızı nasip edecek o süreyi değerlendirmemizi Cenab-ı Hak da bize nasip etsin inşallah. Bakın çok muhteşem ifadeler, insan hayran kalıyor. Hem okuyorken hem de dinliyorken. İnne ahadikum la yara rabbehu hatta yemutu. İnne muhakkak ahadikum, sizin herhangi biriniz, içinizden herhangi biriniz la yara, göremez, rabbehu, Rabbini göremez. Ancak şu zaman ki hatta yemute, ancak ölür, o zaman görür buyurduğu veç ile abd-ı hakka ancak ölümden sonra mülaki olduğu için, işte demin de bahsetmeye çalışıldığı gibi biz daha burada Rabbimize ilmen mülaki olmamız lazım ki o ilmin neticesi olan fiili mülaki de orada tahakkuk etmiş olsun. Yani bir kimse ölmeden evvel hangi kapının önüne gelmişse, diğer ifadeyle, öldüğü zaman o kapıdan girer. İşte mühim olan o kapıya gelişi. Biz Cenab-ı Hakk'ın zat kapısının önünde, civarında dolaşmaktayız. Bakın o kadar çok kapı var ki, Cenab-ı Hakk'ın her esma ilahiyesi bir kapı. Onun Kahhar esması da bir kapı, Cabbar esması da bir kapı, Rahman esması da bir kapı. Rical esması da bir kapı. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi illa akıl sahipleri, kamil akıl sahipleri, neydi ayet-i kerime aklıma gelmedi, ulul elbab, ha, ulul elbab, bakın bab, kapı sahipleri, hangi kapının anahtar onlardaysa onlar da o kapıda durmaktalar. O kapıdan içeriye gelmekteler. İlla ülül elbab, başka ayet-i kerimede illa ülül efsar, yani basiret sahipleri bunları anlar ve onlar da o kapıların bekçileridir aynı zamanda. O kapılardan girerler. İlim kapısından girilir, rahmet kapısından, Rahman kapısından girilir. Bunların hepsi Allah'ın zatına çıkan kapılardır. Ölümden sonra mülaki olduğu için Allah Teala balada zikir olunan, yani geçmişte zikir olunan hadisi tereddüt, tereddüt hadisi. Orada ne diyordu? Peygamberimizin lisanından Cenab-ı Hak, ben bir mümin kulumun ruhunu almakta tereddüt ettiğim gibi hiçbir şeyde tereddüt etmedim diyor. Yani bir mümin kulumun. Neden? Çünkü likayı daha henüz idrak etmemiş. Eğer
onun ruhunu kabzetmiş olsa, kendisine dönmeden, bu idrakleri hakikate idrak etmeden hayatı son bulacağından bulmaması hakkında tereddüt ettiğim gibi hiçbir şeyde tereddüt etmedim diyor. Gerçi haşa Cenab-ı Hak tereddütlü mü, ne yapacağını bilmez bir halde mi? Bu manada değil buradaki. Abdına, yani kuluna rahmeten bu şekilde Peygamberimiz bunu tarif ediyor. Bulunan hadisi tereddütte ölümden istikrah eden, yani ölümü kötü gören abd-i mümine kendi likasının labut olduğunu beyan eyledi. Yani ölümden korkan mümine bunu söylüyor. Yani onun ruhunu almakta tereddüt ettim. Neden? Çünkü likayı idrak edemeden eğer hayatı son bulmuş olursa ebedi olarak artık oradan ayrı kalmış olacak. Beyan eyledi. Binaenaleyh hak mevtin vücudu indinde abda hasıl olan nispeti ruyete müştaktır. Ve hakkın iştiyakı mevt esnasında vaki olan bu nispetin vücudu içindir. Mümine kendi likasının labut olduğunu, yani lazım olduğunu beyan eyledi. Bu hepimize lazım. Neden? Hak'tan geldik, Hakk'a gidiyoruz. Sözünü söylemek çok kolay da, Hak'tan geldik onu biliyoruz da, Hakk'a gidiyoruz. Acaba bunun gereğini yerine getirebiliyor muyuz? Yani sözü söylemek kolay. Hani Mevlana Hazretleri'nin babası Şam şehrine girdiği zaman, geleceği zaman gece karanlıkta kalmışlar. Soruyorlar, nereden gelir, nereye gidersiniz diye. Sultan Ulema Bahattin Veled de Hak'tan gelir, Hakk'a gideriz demiş. Onlar bekliyorlar işte, Bağdat'tan gelip Şam'a gideriz yahut Mekke'ye gideriz, yok. Hak'tan gelip Hakk'a gideriz demişler. Bunlar acayip bir taife, açın o zaman kapıları, buna zarar gelmez demişler. Kapıları açmışlar, Şam kapılarını. İşte biz de Hak'tan geldik. Buna eğer gerçekten kani isek, ama hayal aleminde isek, anneden geldik, babadan geldik deriz. O da doğru. Hakk'a gideriz. O da doğru. Yani yapmaya çalıştığımız işler Hakk'a gitmek üzere. Bunların hakikatiyle birlikte tahakkuk ettirdiğimiz zaman biz Hakk'a gidiyoruz gerçekten ya. Yani. İşte kula kendi likası labut olduğunu, yani elbette lazım olduğunu, kendinden zuhura geldi ve kendine dönmesi lazım olduğunu beyan eyledi. Binaenaleyh hak mevtin vücudu indinde, yani ölümün varlığı, yani ölüm tahakkuk ettiği zamanda abde hasıl olan nispeti ruyete, abitte hasıl olan ruyet nispetine, yani ruyet haline müştaktır. Cümleyi bir daha okuyayım. Dehşetli bir cümle bak. Her birerlerimizin, eğer bunların eğitimini burada alırsak, her birerlerimizin mutlak manada başına gelecek olan bu mevtin vücudu vaktinde, yani ölüm anında, her birerlerimiz ölüm anında nispeti ruyete müştaktır. Mevtin vücudu indinde abde hasıl olan, yani kulunda hasıl olan nispeti ruyete müştaktır Cenab-ı Hak diyor. Yani kulunda, bakın, her birerlerimiz şu anda Cebrail selam gelmiş başımıza dikildiğini düşünelim. Sonumuz olduğunu düşünün. Bu ne demek? Mevtin vücudu indinde. Yani Cebrail aleyhisselam geldi hepimizin tepesinde. Şu anda. Öyle düşünelim ki ona hazır olalım. Bunlar hep bir provadır. Aynı zamanda ölüm provalarıdır. Kolay bir şey mi değil, zor bir şey mi, o da değil. Abde hasıl olan, bakın şimdi, yani kulda hasıl olan nispeti ruyet, bak, yani kulda hasıl olan Rabbine ulaşma isteği, arzusu ve fikriyatı, faaliyetine müştaktır Cenab-ı Hak. Bunu anlayabiliyor muyuz?
Gerçekten. Nasıl müthiş bir ifade. Cenab-ı Hak ya gerçekten öyle. Yani şu yarım cümle, bir cümle diyelim, bu takat getirilecek bir hadise değil. Yani gerçek manada düşündüğümüzde. Ama bir bakıma getirilmeyecek de bir şey değil. Neden? Çünkü gafletle baktığımız için hafif geliyor. Hakkıyla baktığımız zaman da takatımızı aşıyor. Ancak bunları bizlere ulaştıranlardan Cenab-ı Hak razı olsun ki onların dilinden bize kendisi bunu aktardığına göre o zaman Cenab-ı Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatlarından ve isimlerinden razı olsun diyelim. Başka da tarifi yok. O zaman Allah merzi, Allah esmasıyla merzi, sıfatlarından razı oluyor. O zaman sıfatları da merzi olmuş. Oluyor. Yani bin bir türlü suret içerisine girip her bir suretinden de kendisi zatı itibariyle razı olmuş oluyor. Ve cümbüşünü de kendi yapıyor. Biz de zannediyoruz ki biz de bir şeyler yapıyoruz bu alemde. Evet biz yapıyoruz zaten, başka yapan yok. Abde hasıl olan nispeti rüyet. Bak. Yani kulun o andaki huzurunu düşünmek, ama bir ömür boyu Hak ile birlikte yaşamış ise o anda yani bütün ağırlıklarından kurtulmuş, dünya gailesinden kurtulmuş, hastalık şu bu, varlık yokluk neyse işte güzellik çirkinlik diye ifade edilen her türlü ağırlıktan kurtulmuş, yani bütün yüklerini atmış, o anda kendi öz hakikatiyle kalmış. Bu öz hakikatinin de Hakk'a ait olduğunu, başka hiçbir varlığa ait olmadığını anlamış. İşte abde hasıl olan bu nispeti rüyet, yani müşahede rüyeti, yani Hakk'ı müşahede rüyeti Cenab-ı Hak da buna müştaktır diyor, buna aşıktır, bunu beklemektedir. Yani bir başka ifadeyle iki sevgilinin aradaki bir perdenin kalkmasıyla nasıl her ikisi de birbirine müştak ise ve kucaklaşma o zaman oluyor ise, işte bu beden perdesi aradan kalktığı zaman ki hale Cenab-ı Hak müştak olduğunu, yani iştiyaklı olduğunu bize bildirmekte. O anda tabii aynı şey kul ismi verdiği diğer zuhurunda da olduğundan her iki iştiyak müştakiyet birleştiği zaman Cenab-ı Hakk'ın belki de irade ve murad ettiği gizli hazineden zuhura çıkarıp kendini tanıtmasının tamamlanması hakikati ortaya çıkmış olmakta bu şekliyle işte. Bu bir başka mahlukta olacak, bir başka surette olacak hadise değildir. Ne hayvanlarda, ne meleklerde, ne feleklerde, ne herhangi bir şeyde bu tek ve halife olan insanda ancak rüyet edilecek, yaşanacak bir hadisedir. Her birerlerimizde bedeni de olsa bu surete ve manaya sahip olduğumuzdan ayrılmaksızın her birerlerimize bu yol açıktır. Ama yoldan gitmek bizlere kalmıştır. Cenab-ı Hak inşallah kendi muhabbet yolundan bizleri ayırmaz ve kendisini rüyet etmeyi dilediği kadarıyla biz de dilemiş oluruz ve biz ona, o bizlere müştak olarak mevt nefsimiz mevt hakikatini tatmış olur. Ve Hakk'ın iştiyakı mevt esnasında vaki olan bu nispetin vücudu içindir. Bakın, Hakk'ın iştiyakı, yani Hakk'ın muhabbeti, kuluna olan muhabbeti mevt esnasında, yani ölüm esnasında vaki olan, yani tadış, ölümü tadış esnasında vaki olan bu nispetin meydana gelmesi içindir.
hakkın iştiyakı diye belirtiliyor. Bu hususta bir şiir yazılmış. Habib benim rüyetime müştaktır. Halbuki benim ona iştiyakım eşittir. Ya. Habib yani sevgili, sevilen benim rüyetime müştaktır. Yani beni görmeye iştiyaklıdır. Halbuki benim ona olan iştiyakım ondan daha şiddetlidir. İşte Cenab-ı Hakk'ın bize olan bu şiddetli iştiyakı olmasa hiçbirimiz ona doğru yol bulamayız. Çünkü bu iştiyakımız ondan gelen bir yankılanma ile, ondan gelen bir tertip ile bizlerde zuhura çıkmakta. Bütün insanlarda ayrıca zuhura çıkmakta. Hazreti Şeyh Redvan bu şiiri Hak tarafından inşaat ile buyururlar ki benim Abdi Habibim Cemali Bakemalimin rüyetine müştaktır. Halbuki benim ona iştiyakım onun bana olan iştiyakından daha şedittir. Zira yuhubbühüm ve yuhubbûnehu Maide 5.54 yani ayet-i kerimesinde beyan buyurulduğu üzere Hakk'ın muhabbeti abdin Hakk'a olan muhabbetinden mukaddemdir. Yani evveldir. Eğer Hakk'ın abde muhabbeti olmasaydı abd Hakk'a muhabbet etmez idi. Diye belirtiliyor. Şimdi tekrar onun da başına geçelim. Tekrar daha edelim. Devam ediyor. Bir başka mevzuya da geçiyor. Ya şunu da okuyalım. Orada paragraf bitiyor. Aşk odu evvel düşer maşuka ondan aşıka. Şem'i gör ki yanmadan yandırmadı pervane. Hazreti Şeyh Redan'ın bu şiiri Hak tarafından inşaat ile buyururlar ki bu şiiri Hazreti Pir yazmış. Yani Muhittin Arabi Hazretleri yazmış. Ki böyle buyuruyor. Hazreti Şeyh Radıyallahu anh bu şiiri Hak tarafından inşaat ile buyururlar ki yani Hak lisanından Muhammedül İbni Arabi Hazretleri söylüyor ama Hak lisanından söylüyor. Kendinden değil. Yani Hak lisanından ama kendi dilinden söylüyor. Hak tarafından bakın inşaat ile buyururlar ki yani Hak tarafından binası kurulan, inşası kurulan o şiir, Muhittin Arabi lisanından zuhura çıkmakta. Hani Peygamberimizin kutsi hadisleri var. Manası Hak'tan, lafzı Peygamberimizden. İşte bu şiirin de manası Hak'tan, lisanı Muhittin Arabi'den. Yani kelime şekillendirmesi. İnşaat ile buyururlar ki, benim Abd-ı Habibim, yani sevdiğim kulum Cemali Bakemalinimin rüyetine müştaktır. Yani benim Abd-ı Habibim muhabbet ehli olan kulum Cemali Bakemalime benim cemal ve kemalime bunu görmeye müştaktır. Yani benim varlığımı görmeye aşıktır. Yani kul tarafından kulum beni görmeye aşıktır. Diyor evvela. Halbuki bakın halbuki ona iştiyakım onun bana olan iştiyakından daha şedittir. Halbuki benim ona olan iştiyakım onun bana olan iştiyakından daha şedittir. Öyle olması da tabii zaten. Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğu karşısındaki yani sonsuzluk iştiyakı ile abdın sınırlı halleri içerisindeki iştiyakı bir olur mu? Yani kul, kulluğu yönünden Rabbine ne kadar müştak, aşık olursa olsun nihayet belirli, sınırlı bir iştiyakı vardır. Ama sonsuz olan, muhabbeti sonsuz olan ve bütün bu alemleri de hubbiyetiyle halkeden yani aşk ve muhabbetle halkeden ve bu aşkını bütün aleme yaymış olan bu kadar büyük bir aşk ve muhabbet karşısında kulun muhabbeti ne kadar olur ki? İşte o yüzden Hakk'ın muhabbeti daha evvelden kulunu sardığı için ve kulundan da o Hak
o aşk, muhabbet, zuhura kulluk mertebesi kadar çıktığından, yani o mazharın bulunduğu, zuhur ettiği yer kadar çıktığından, tabii ki Allah'ın iştiyakı ondan daha şiddetlidir. O halde düşünelim, her birerlerimiz Rabbimizi ne kadar seviyoruz, iştiyakımız ne kadar, bu ölçüye bakarak Rabbimizin o kuluna olan iştiyakının ne kadar sonsuz ve büyük olduğunu, bizim bir kadehimiz varsa Cenab-ı Hakk'ın sonsuz deryası olduğunu düşünelim. Bakın bizim bir kadeh kadar olan aşkımız, muhabbetimiz, sevgimiz, neyse varlığımız Allah'ın deryası karşısında ne derece küçükse, ama Cenab-ı Hak onu küçük görmeden büyük görerek değer vermekte. Değer vermekte. İşte bu şekilde sonsuz bir muhabbetin içine girileceğini düşünelim. Bak. Yani bizdeki sevgiyi kıyas ederek, ne kadar çoksa sevgimiz, ne kadar çok olursa olsun, ama Cenab-ı Hak'ta sonsuz bir sevgi olduğundan ve bunu müştak olarak o bizdeki sevgiyi beklediğinden, ölüm denen anda tadışın, bakın ne kadar sonsuz bir tadış, ebedi bir tadış olduğunu kıyas etmek herhalde zor olmayacaktır. İşte cemali ba kemalimin ruhiyetine müştaktır. Halbuki benim ona olan iştiyakım, onun bana olan iştiyakından daha şedittir. Zira yuhubbuhum ve yuhubbunehu. Maide 54 ayet-i kerimesinde beyan olunduğu üzere yuhubbuhum, onlar severler, ve yuhubbunehu, Allah da onları sever. Üzere Hakk'ın muhabbeti abdın Hakk'a muhabbetinden mukaddemdir. Yani daha evveldir. Eğer Hakk'ın abde muhabbeti olmasaydı abd-ı Hakk'a muhabbet etmez idi. Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşika, şem'i gör ki, yani pervaneyi gör ki, yanmadan yandırmadı pervaneyi. Yani ışık yandığı zaman nasıl gider pervane ışıkta, döner döner yanar gider en sonunda. Ama o lamba yanmamış olsa o pervane ışığa gitmez. Demek ki pervanenin aşkından evvel lambanın aşkı pervaneye geliyor ki o varlığa geliyor ki o da o ışığa gidiyor ve orada kendini telef ediyor, teslim etmiş oluyor. Evet, burada süremiz doldu. Daha sonra devam etmek üzere. Kapatalım şimdilik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 02.12.2012 Pazar günü sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Füsusül Hikem Muhabbet Muhammed Faslı sayfa 333. 8. paragrafta kalmıştık. Oradan devam edelim. Ve nüfus muzdariptir ve kaza men eder. İnalley, ben eniğinden şikayet ederim, o da eniğinden şikayet eder. Yani nüfus iştiyakı lika ile muzdarip olurlar ve dövünürler. Halbuki mucib-i lika olan ölüm kaza olunduğu vakitten evvel gelmez. Binaenaleyh mucib-i lika olan ölümü kaza men eder. Böyle olunca mucib-i lika olan mevti kazanın men etmesinden dolayı ben şikayet ederim. Ve vücudu kesifi izafisi bana vusule mani olduğundan naşi de benim Habibim dahi bu firaktan şikayet eder. Mesnevi Şerif'te buna ait bir bölüm, baştaki bölümü, neyden işit, nasıl hikayet ediyor, ayrılıklardan şikayet ediyor,
kendi aslından uzak düşen her bir kimse vaktaki visaliğini tekrar arar durur. Evet. Yeniden başa dönelim. Bir evvelki sohbette bahsedilmiş olan likai ilahinin burada gecikmesinden şikayet olunuyor. Söyle ki, yani nüfus, bilindiği gibi nefsin çoğulu, nefisler iştiyak-ı lika ile muzdarip olurlar. Yani Hakk'a mülaki olmak için zaman geçtiğinden ızdırap duyarlar. Yani vaktiyle Hakk'a mülaki olmak isterler. Lika-i hakikiye ulaşmak isterler. Nüfus, iştiyak-ı lika ile muzdarip olurlar. Yani Hakk'ın iştiyakını isterler ama hemen olmadığı için ızdırap duyarlar. Ve dövünürler. Yani bir an evvel Hakk'a mülaki olalım isterler ve dövünürler. Halbuki mucib-i lika olan ölüm, yani likayı icap ettiren ölüm. Yani ölüm olmayınca lika, mülaki olmak olmaz. Kaza olunduğu vakitten evvel gelmez. Yani bu ölüm de yani Hakk'ın takdir ettiği bir zamandan evvel gelmez. Yani kişi istediği kadar likayı istesin, arzu etsin. Ama lika ölüme bağlı olduğundan, ölüm de kazaya bağlı olduğundan, Hakk'ın hükmüne bağlı olduğundan kulun istediği zamanda gelmez. İşte buna muzdarip olur ve dövünürler. Yani vaktiyle gelse bu ölüm de bize likaya ulaşsak diye isterler. Binaenaleyh mucib-i lika olan ölüm, yani ölüm sebebi, lika sebebi olan ölüm, bunu kaza men eder. Hayır, vakti gelmeden bu lika mülaki olmaz der ölüm. Neden? Çünkü o da bir emir almıştır ki süren budur. Yani o süre mutlaka yaşanacaktır yeryüzünde. Ve Cenab-ı Hak bir kimseye bu ömür süresini kaza ettiği zaman, yani hükmünü verdiği zaman kulum şu kadar yaşayacak bu dünyada diye ve o kul için de en verimli olan süre o süredir. Eğer biraz daha uzun tutsa belki zorlanacaktır o kul bunu yaşamakta. Kısa tutsa belki haksızlık etmiş olacaktır, eğitimi geç kalacaktır. Onun için kulunun bütün hakikatini Rabb'u bildiği için onun terkibine göre bir süre verir. Dünyada yaşam süresi verir, ömür süresi verir. İşte bu da onun kazasıdır. Yani hükmüdür. Mucib-i lika olan ölümü kaza men eder. Diyelim ki bir kimse 60 yaşında rahmetlik olacak. Hükmü böyle. 50 yaşında bu likayı murad ederse, isterse, 50 yaşında isterse kaza buna mani olur diyor. Ve bu yüzden de üzülür durur. Halbuki bunda üzülecek bir şey olmaması gerekir ki irfan ehli üzülmez zaten. Neden üzülmez? Zaten mülaki içindedir. Yani hakla hak olmuştur. Ancak nedir ki ortada ince de olsa bir perde vardır. Ama perde arkasından dahi Rabb'ı ile birlikte olduğunu anlar. Perdenin arkasından konuşanın Hacivat'la Karagöz gibi suretler gösterenin kim olduğunu bilir. Yani perde arkasından dahi olsa bilir. Ancak birleşme vaki olmaz. Yani muhabbet likai mutlak vaki olmaz. Likai hayali vardır irfan ehlinde. Bu likai hayali dahi ona günlük yaşantısında kafi gelir, yeter. Ve bu likayı
daha yükseklere götürmek için, yani daha üst mertebelerden likaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürür. Ki işte şu anda ve şu seyirde yapılmak istenen de odur. Her birerlerimizin bu ömür süresi içerisinde kazayı mutlak olan ömrümüzün hangi saatte, saniyede sona ereceği zamana kadar bu likai ilahiyeyi mümkün olduğu kadar üst mertebelere çekmektir yapılan çalışmalar. Başka hiçbir gayesi yoktur. Mucibi lika olan ölümü kaza men eder. Yani demin dediğimiz gibi biz 40 yaşında, 45 yaşında diyelim, belirli bir idrake geldiksek, ya Rabbi artık bundan sonra dünyada yaşasam ne olacak, yaşamasam ne olacak, al benim ömrümü de ben vaktiyle sana ulaşayım derse geçerli olmaz. Neden? Kaza bunu men eder diyor. Ne kadar güzel tespit. Böyle olunca mucibi lika olan mevti, yani lika sebebi olan ölümü kazanın men etmesinden dolayı ben şikayet ederim diyor. Bu biraz tabi aşık meşrep bir yazı olduğundan böyle ifade edilmiş. Ben şikayet ederim kazanın men etmesinden, yani likayı kazanın men etmesinden dolayı ben kazadan şikayet ederim. Ve vücudu kesifi izafisi bana vusule mani olduğundan naşi, yani mani olduğundan dolayı da benim Habibim dahi bu firaktan şikayet eder. Ne kadar güzel değil mi? Ve vücudu kesifi izafisi bana vusule mani olduğundan, yani o kulunun kesif olan varlığı, bu beden varlığı, izafi varlığı bana vusule mani olduğundan dolayı. Çünkü bu varlığımız bizde hayatta olduğu sürece, yani biz bu beden kalıbı içerisinde, kümmeti içerisinde yaşadığımız sürece Hakk'ın vuslatına bu beden kalıbı mani olmakta. Ondan dolayı da benim Habibim dahi bu firaktan şikayet eder. Yani beni seven Rabbim dahi bu firaktan, bu ayrılıktan şikayet eder diye bu hususu bize belirtmek istiyorum. Mesnevi-i Şerif'ten alınan bir bilgi, neyden işit, nasıl hikayet ediyor, ayrılıktan şikayet ediyor, kendi aslından uzak düşen her bir kimse vakti visalini tekrar arar durur. Yani Hakk'ın varlığından ayrı düşmüş olan bir kimse tekrar Hakk'a dönecek zamanını bekler durur, arar durur. Bunun mutlak sebebi de mevti, mevt, ölüm anı. Bu ölüm de bilindiği gibi iki türlü olmakta. Biri mevti ihtiyari, biri mevti ızdırari. Yani ihtiyari olarak ölmek, diğeri ise zaruri olarak ölmek. Yani Azrail Aleyhisselam'ın gelip ruhunu kabzetmesiyle geriye dönüşü olmayan mutlak manada bir ölüm ve ölümün tadış olmakta. İhtiyari ölüm ise ölmeden evvel ölünüz, Peygamberimizin belirttiği hadis-i şeriflerindeki ölüm. İşte bizlerin şimdi yapmaya çalıştığımız husus o. Ölmeden evvel ölünüz hükmünü daha buradayken yaşayabilmek. Ancak bu yukarıda da bahsedildiği gibi mutlak manada bir ölüm değil, ilmi ve iradi manada bir ölüm olduğundan mutlak ölüm kadar idrak sahibi orada olunamamakta. Neden? Çünkü ölüm daha henüz tadılmamış olmakta. Fiili ve fiziki ve ruhi manada ölüm tadılmamış olmakta. İlmen idrak edilmiş olmakta böyle bir hadisenin varlığı ve bu mutlak ölüm hakkında bir prova, bir tecrübe yaşanmış olduğu
bu tecrübenin de gerçek ölüm anında bize ne kadar lüzumlu olduğunu o anda anlamamız bize çok şeyler kazandıracaktır. Şimdi bir tayin olan hakkı latif mertebe-i imkana tenezzülünde abd-i müştakın sureti kesifede müteayin olduğundan abd-i müştakın hakka iştiyakı hakkan kendi nefsine iştiyakından ibaret olur. Ya işte çözdüm meseleyi. Şimdi bir taayyün olan hakkı latif, yani taayyünsüz olan latif hakkın varlığı, yani herhangi bir şekil ve tasvire girmemiş olan, bir suret ve şekil almamış olan, taayyünsüz olan hakkı latif, latif olan hak, mertebeyi imkana tenezzülünde, yani imkan mertebesine, yani her türlü halin, değişikliğin yapılabilir, mümkinat, imkan mertebesine tenezzülünde, oraya tenezzül ettiği zaman, abd-ı müştakın sureti kesifesinde müteayin olduğundan, yani seven abdın, sureti kesifesinde, yani kesif olan suretinde meydana çıkmış olduğundan abd-i müştakın hakka iştiyakı hakkın kendi nefsine iştiyakından ibaret olur. Cümle çok mühim. Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum. Bir taayyün olan hak latif mertebe-i imkana tenezzülünde, yani la taayyün mertebesinde olan hak, taayyünsüzlük, şöyle diyelim, sonsuz bir okyanusun sathını görelim. Bak, orada hiçbir şey yok. La taayyün, yani taayyünsüzlük, hakkı latif var, yani deryayı latif var, fakat üzerinde bir nakış yok. İşte ne zaman ki bu hakkı latif imkan mertebesine, mümkinat alemine, yani zuhurlar alemine tenezzül ettiğinde abd-ı müştakın sureti kesifesinde müteayir olduğundan, yani hakkı latif abd'ın suretinde kesifleştiğinde, yani kendine abdiyet suretiyle, kendini abdiyet suretiyle sınırladığında, yani abdiyetinden göründüğünde, abd-ı müştakın suretinde kesif müteayin olduğundan, anlaşılıyor mu bilmiyorum. Yani latif olan hak, imkan aleminde müştak olan abdının suretinde göründüğünde, yani her birerlerimizde hakkın latif olan varlığının kulu suretinde göründüğünde, bakın her birerlerimizin aslı bu. Ortada bir şey yok, zaten yok. Müştakın hakka iştiyakı, bakın, yani hakkın kul suretinde, imkan aleminde zuhura gelmesinden dolayı kulun hakka iştiyakı, neden? Aslından ayrıldığı için. Gerçi hak, haktan ayrıldı. Aslından ayrılmadı o zaman. Ama hak, kul ismiyle ayrıldığı için aslından ayrı oldu. Aslından ayrı olması isim almasından dolayı, başka bir şeyden değil. Hak, kulu hükmüyle suret aldığından, yani kul hükmüyle suret aldığından, ismi itibariyle kulluk makamında zuhur ettiğinden, latif olan hakkani varlığından ayrılmış oldu. İsmi dolayısıyla ayrılmış oldu. Aslı itibari olarak ayrılmamış oldu. Ama bu alemde isimler geçerli olduğundan ayrılmış oldu. İşte o kuldaki hakka olan iştiyakı hakkın kendi nefsine iştiyakından ibaret olur.
Zaten o zaman kul yok ki. Anlaşıldım bir şey. Yani ete kemiğe büründü, Yunus diye göründü. Göründü. O zaman Mevlana Cenab-ı Hazretleri özce tarihi göründü, dertlendi. Neden? Yani Kamize hatta da özce tarihi. Dertler mertebesine indi çünkü. Kendini dertlerle kayıtladı. Kayıtladı. Ya anlaşıldı mı? Yani kulun abda olan iştiyakı aslında abdın kul ismiyle kendinden kendine olan iştiyakından başka bir şey olmadı. İşte kul bu hale iştiyak duymaz mı? Yani Rabbına kendi isminin isimden ibaret olduğunu ve kendinin kendine ait bir varlığı olmadığını ancak Hakk'ın kendine vermiş olduğu bir kemalet ve asaletle var olduğunu ama bu da Hakk'a ait olduğunu ama kullanımını kendine verdiğini bakın bilmesini ve bunun kendi aslının Hak olduğunu bilmesine iştiyakı tabii ki fazla olacaktır. Bütün her şey bilinmek için. Bilinmek için. Tabii bütün meratibinin yaşanması için. Eğer bu zuhurlar olmasaydı bu alemde Cenab-ı Hak kendi aleminde kendi kendine bunları bilecek bir idrak, bir şuur olmadığından kendi aleminde amaiyetinde kalmış olacaktı. Bu da bir sahne kurulmadığı için kendindeki sanatları ortaya çıkaramamış. Çıkaramamış diyeceğim. Çıkarmamış olacaktı. Ressamın kendi içindekini... Ha içindekini eğer tuvale dökmemiş olsa ressamın ressamlığı ortaya çıkmamış olur. Rab, Rab'sa eğer, Hak'sa eğer mutlak manada bu haklığını Rabb'ın bir merbubu olacağını ve bu merbubun ilahın meluhu olması lazım geldiğinde bunları ortaya çıkarması kendine de tabi ve fıtri bir hali olmasını gerektirmekteydi ki o da öyle oldu. Ama iyetten ahadiyete, ahadiyetten vahidiyete, vahidiyet bir sahadır, oyun sahasıdır. Belki kürsi ismi de vahidiyettedir. Bütün oturma yeri orası, bütün esma ilahiyenin, sıfat ilahiyenin oturma yeri orası. Arş ilmi ilahiye, kürsi de esma ilahiyenin, sıfat ilahiyenin zemin hali, oturma yeri. Bizdeki karşılığı da akıl, arş, kürsi de bütün gönlümüz. Çünkü bütün duygulandığımız zaman gönlümüzde sıkıntılar veya ferahlamalar olmakta. Vahidiyet mertebesinin içinde bulunan uluhiyet ve rahmaniyet, onların tecellileri, rububiyet, esmali ve onların tecellileri de melikiyet, yani efal alemi, bu alemler, alemi şehadet. Yukarıdaki bütün mertebeler Hazreti Şehadet'in içinde mevcut. Amaiyet, ahadiyette gizli. Ahadiyet ortaya çıktığı zaman amaiyeti, ahadiyet perdelemiş olmakta. Bakın şimdi. Yani ahadiyetin batını amaiyet, zahiri ahadiyet. Gerçi orada zahir batın diye henüz söz konusu değil, tarif babında. Ahadiyet kendindeki amaiyetle birlikte vahidiyete intikal etmekte. Vahidiyet orada zahir, ahadiyet ve amaiyet batınında gizli. Eğer onlar gizli olmasa batınında vahidiyet ortaya çıkmaz. Vahidiyetin tecellisi olan uluhiyet, ilahiyet yani ilah ve onun da meydana getirdiği rahmaniyet zuhurda bakın vahidiyet, ahadiyet, amaiyet onların içinde batında gizli. Vahidiyet ve uluhiyet ortada. Onun tecellisi olan rububiyette vahidiyet, ahadiyet, uluhiyet, amaiyet hepsi gizli. Rububiyet önde. Diğerlerine rububiyet perde olmakta yani gizlemekte. Bütün bunlarla birlikte rububiyetin dahi tecellisi olan efal alemi de bu alemi şehadet de mülk alemi, mülk, malikiyet aleminde de bunların hepsi gizli. Rububiyet onun arkasında,
İşte vahidiyet, rahmaniyet onun arkasında, uluhiyet arkasında, ahadiyet arkasında amaiyet. Yani bu alem tam cemiyeti ilahi alemi. Efal alemi, faaliyet alemi önde olduğu için bunların hepsi batınında. Ama hepsi burada mevcut. İşte ne zaman ki bizi kevn hükmüyle beşeriyet elbisesi giydirmişler bu alemde. Ancak biz bu beşeriyet elbisesini, perdeyi gördüğümüzden perde arkasında olan ve varlığımızda mevcut olan o hakikatleri idrak edemiyoruz. Neden? Çünkü yağ tabakası gözümüz bunu görmeye ayarlanmış. Bu kadarını görebiliyor. Ve bu gördüğü şeyin mutlak ve gerçek olduğunu ve buradan aldığı bazı lezzetlerle, nimetlerle buraya sahip olmaya çalışıyor. İşte onlar en büyük bize perde olmuş oluyor. Tat alma, tat alma da aynı şey mi? Geçerli. Tat alma alanın damak tadına bağlı. Altı gün oluyor, kademeler mi? Ha, onlar, onlar aşağı. Biz şimdi yedinci günü yaşıyoruz. Altı gün oluşum günleri, yedinci günde kevn ve fesat, bozulum günleri. O yedinci gün bize ait olan, yani ümmeti Muhammed'e ait olan bir süre ki biz onu yaşıyoruz şimdi. Onun için bize tatil yok. Cuma günü ne diyor? Namazdan sonra yeryüzüne dağılın, rızkınızı yerde gökte arayın diyor. Gidin istirahat edin demiyor. Yahudilerin cumartesileri var. Hristiyanların pazarları var. Çünkü onların haftaları 6 gün. 6 gün ama bizim 7 gün. 7 gün. Biraz yanlış anlıyoruz galiba. 7 gün tatil. Ya biz tam tersini yapıyoruz. Her neyse işte buraya kadar tenezzülümüzün neticesinde burada varlıklar olarak imkan dahiline girmiş, mümkinat olan, her zaman değişebilen, imkan dahilinde olan varlıklar olarak burada zuhurdayız. Ama özümüzde Hakk'ın özünden başka bir şey yok. Ancak biz o özümüze ulaşamadığımız zaman nefsaniyet o bizim özümüzü sahip çıkıyor, özümüze sahip çıkıyor. Ve biz nefsimizi o şekilde ilah edinmiş oluyoruz. O nefsimiz batınımızda olan bütün bu hakikatlere perde olmuş, mutlak perde çekmiş oluyor. Ve Rabbimiz de aramıza giriyor. Bir sürü oyunlar, fikri oyunlar yaparak bizi ötelere atmış oluyor. İşte bu şekilde meydana gelmiş olan kişideki hak arzusu, iştiyakı, kişinin daha ezelden zaten içinde bulunan hakkın ta kendisinin kendi kendisine ulaşma arzusundan başka bir şey değil. Yani kendi aslına ulaşması arzusundan başka değil. O zaman bizim iştiyakımızdan evvel onun bize olan iştiyakı aslında kendinin kendindeki iştiyakı ama kul, abd ismiyle olan iştiyakı kulun iştiyakından daha fazla. Çünkü önde onun iştiyakı olmakta. Hani ayet-i kerimede de var ya, beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim. Evvela o emirdi, beni zikredin diye o emir ediyor. Yani zikir ondan geliyor evvela. Sonra biz onu zikretmeye başlıyoruz. Hani Bayezid Bistami öyle demiş. Seyri sülukumun başında dört şey vardı ki bunları ben kendimden zannederdim. Belki bunların hepsi Hak'tanmış diyor. Ben Hakk'ı zikrettiğimi zannederdim. Halbuki Hak beni zikrediyormuş. Ben Hakk'ı düşündüğümü zannederdim. Halbuki Hak beni düşünüyormuş diyor. İşte bunun gibi iki şey daha var şimdi hatırımda değil. Seyri sülukumun sonunda bunları anladım diyor. Yani ben kendim bunları düşündüğümü, yaptığımı, ulaştığımı zannederdim. Halbuki Hak benden bunları yapıyormuş diye o idrake ulaşmış. Doğruya da ulaşmış. Evet yolumuza devam edelim. 9. paragraf. Şimdi vakta ki muhakkak onu kendi ruhundan nefyettiğini beyan eyledi.
yani kuluna olan iştiyakının sebeplerini şimdi anlatıyor. Binaenaleyh ancak kendi nefsine müştak oldu bu şekilde. Sen onu görmez misin? Onu kendi sureti üzere halketti. Yani Adem'i görmez misin ki? Hak Adem'i kendi sureti üzere halketti. Zira o kendi ruhundandır. Ve vakta ki onu neş'eti onun cesedinde ahlat ile müsemma olan bu erkan-ı erbadan oldu. Dört rükünden oldu. Cesedinde rutubetten olan şey sebebiyle nefsinden iştihal hudus eyledi. Yani iştihal şulelenme. Yani değişik değişik haller hadis oldu. Meydana geldi. Böyle olunca insanın ruhu onun neş'eti cihetinden nar oldu. Ve işte bunun için Allah Teala Musa'yı ancak nar suretinde, ateş suretinde tekellüm etti ve onun hacetini onda kıldı. Yani ihtiyacını o ateşten gösterdi. Orada bilindiği gibi Mısır'a dönerken hani çocuklarıyla, tavarlarıyla birlikte soğuk bir gecede yollarını şaşırmışlar, kalmışlar. Karşıdan ben bir ışık gördüm, size oradan bir haber getiririm. Ateşin ışığın olduğu yerde hayat vardır, insan vardır. Umulur ki oradan bir yol sorarız diye oraya gittiğinde o hadiseden bahsediyor. Nar suretinde tekellüm etti. İnni enellahu diye oradan iddia etti ya Cenab-ı Hak. Ve onun hacetini onda kıldı. Size oradan bir ateş getiririm ya bir kor getiririm, aydınlanırız veya ısınırız gibi. Şimdi onun neş'eti tabiiye olaydı, ruhun nur olurdu diye belirtilmiş. Şimdi onun açıklamasına geliyor. Yani vaktaki Hak Teala insana kendi ruhumdan nefyettim. Ve nefahtü fî min ruhi 15'e 29 buyurdu. Diğer ayette ve sevveytehu ve nefahna fîhâ min ruhina. Adem Aleyhisselam hakkında iki türlü beyan var bu hususta. Biri doğrudan doğruya ben ruhumdan nefyettim. Diğeri ise onun tesviyesini tamamladıktan sonra yani bedeninin tesviyesini tamamladıktan sonra biz ona ruhumuzdan üfledik. Demek suretiyle biz yani çoğul bir üflemeden bahsediliyor. Burada sadece teki ve nefah diyormuş. Bin netice yani bundan netice olarak ancak kendi nefsine müştak oldu. Bakın şimdi. Bir insan diyelim evine süslemek için bir süs eşyası aldı. Gitti seçti değerli bir şey aldı. Ve ona şu kadar bin bilmem para ödedi. Şu kadar milyon. O açık arttırmalarda görüyoruz. Bir tablo diyor ki 100 bin dolar. Ya ne kıymet bereketi var bunun. Tartıya koysan altın olsa o kadar değer olmayacak. Peki niye verdi o parayı ona? Tablonun kaşı gözü için değil. Çıkaracak mı? Herhalde. Yok çıkarmak için de değil de. Yani nefsinin o tabloya verdiği değeri gösteriyor. Ve o zaman o tabloyu, bakın, tablo olduğu için değil, nefsi sevdiği için almış oluyor. Yani ilah durumuna geliyor ayrı konuda. Yani nefsi sevdiği için o tablo onun sevgilisi oluyor. Örtüyor üstünü başkası görmesin diye. Açıyor gidiyor seyrediyor tabloyu geliyor yine. Şimdi kişi kendi nefsi için yaptığı fedakarlığı hiçbir şey için yapmaz. İstisnaları var tabii anne baba sevgisi ayrı. Bunun tatbikatını yapan var mı? Yani kim ne fedakarlık yapıyorsa mutlaka nefsi için bir çıkarı vardır onda. Başka türlü yapmaz zaten. Keyiften yapmaz. İşte insanlar, aciz insanlar böyle olduğu gibi la teşbih, Cenab-ı Hak da Adem'e
kendi canından vermesi, ruhundan vermesi, Cenab-ı Hakk'ın kendi canı, kendi ruhu, kendisi içindir, Adem için değil. Bu espriyi anladınız mı? Anlaşıldı mı? Yani biz seviniyoruz, Allah bize ruhundan üfledi biz. Ne değerli varlıklar olduk diye. Bizim için değil, kendisi için. Bencillik oradan giriyor. Ya o kadar bencillik olsun. Ama bencillik bize yarıyor yine de. Her ne kadar kendisi için ise de biz de bizim için yaşıyoruz maalesef. Doğru unutuyoruz bu sefer. Bak ne kadar bedbahtlık, adaletsizlik oluyor. Cenab-ı Hak kendisinin tecellisi için bizi var ettiğinden bize müştak. Yani bizim ona olan iştiyakımız, onun bize olan iştiyakından çok seneler sonra, yani onun iştiyakı bize ezelden beri var ve devam ediyor. Bu iştiyak olmasa vera fahdi demez zaten. Ne iş var orası bu kadar insanlar? Perdeyi ne zaman kaldırayım bir tane söyleyeceksiniz. Perde kalkacağım. Perde yok ki zaten kalkmaya uğraşalım. Perde mi geçti ortaya? Perdeyi biz halk ediyoruz. Bizde biraz haliklik var ya, bizde de biraz ondan bulaşma. İsmi söyleyecek gibi. İnsana kendi ruhumdan nefyettim buyurdu. İşte o para sahibinin neyse, sonsuz parası, yani çok parası var ki verebiliyor ya, parası olmasa neyi verecek? Karnı aç olan insan ne yapacak? Gidecek bir çeyrek ekmek, iki köfte alacak evine karnı doyurmak için. Bunlara bakacak hali yok. Ama parası bol olan, Cenab-ı Hakk'ın da sonsuz her şeyle gani olan, nasıl ki o resmi veya bir tabloyu veya bir heykeli veya bir elması, geçenlerde bir elmas satılmış, haberlerde gidiyordu. Kaç milyon dolara satılmış, ceviz kadar şey. İnsan hayret ediyor, bunun nesi var ki böyle, ne kerameti var ki? Kömür. He? Karbon aslında. Karbon aslında, kömür. Selam var orada işte. Hı? Selam var, selam. Kime? Kulumu mu selam? Elmas'ta selam var ya. Evet, selam. Allah'ın selamı var, elmas selam dersen bakınca. Latife bir tarafa, eğer o para sahibinin o tabloya muhabbeti olmasaydı menefahtı demezdi. Tabloya menefahtı demesi, bakın, dolarları vermesi onun menefahtüsü. Yeşil. Huyu üfledi ya. Huyu üfledi. Huyu üfledi. Kesir tabakası. Anlaşıldı mı burada? Biçtiği kıymet. Hı? Biçtiği kıymet. Biçtiği kıymet, verdiği değer. İşte oraya bir değer veriyor ve o değerin de diyetini ödüyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın insana ve nefahtüsü, insana ödediği diyeti o işte. Anladım, sarap olayım. Anlayan var mı? Ben anlamadım o. İşte bir kimse bir yere bir diyet ödemişse ondan ilgilenir. Oraya bir değer vermişse ilgilenir. Yani orada bir değer görmüş ki her ne şekliyle, nefsani de olsa, rahmani de olsa ve mülaki alakalı olduğunu gösterir orayla. Ona ruhumdan üfledim demesi o varlıkla ne kadar ilgili, ne kadar yakından ilgili olduğunu çok açık olarak göstermekte. Bazı ayet-i kerimeler var. Hususide olan, bütün ayet-i kerimeler değerli, yanlış anlarsınız, hepsi Allah kelamı. Ama bazıları candan vuran böyle ayet-i kerimeler, hususide olan, insanı, insan muhtevasını anlatan hususide olan ayet-i kerimeler. Bunlardan bir tanesi de bu. Ve ne kadar büyük bir Cenab-ı Hakk'ın bizlere
değer ve şeref verdiğini gösteriyor. Yani kişi diyor ya, ben sana bunu canımdan verdim. Yani malımdan vermedim. Yok, ne yapayım? Canımdan bu kadar sana muhabbet verdim, şunu verdim, bunu verdim gibilerde karşısındakine olan değerini ifade etmeye çalışıyor. İşte Cenab-ı Hak da bize ruhundan üflediğinden dolayı ve ruhu da kendi hakikatinden başka bir şey olmadığından dolayı bizde var olan onun da kendisidir. Ancak kul ismiyle kendi kendini orada perdelemiştir. İşte yapılmaya çalışan şeyler, kulun kendine ait bir varlığı olmadığı ama yine de orada bir kulluk makamı mertebesi olduğunu ve bu kulluk makamının da mertebesinin de hepsinin hakka ait olduğunu, ancak enenin entesi gereği ile kula orada bir vasıf verdiği, hakkın vasıf verdiği, kulun kendine nefsi manada verdiği vasıf değil, hakkın kuluna kulum diye verdiği vasfından dolayı kulun da ne kadar değerli bir kul olduğunu biz de anlamamız gerekiyor. Bu arada işte o kulun uğusunun üstüne bir şapka koyduğumuz zaman nasıl okuyoruz o zaman? Kul yerine kul. O ne diyor? O ne diyor o zaman? Söyle diyor bak. Evvela abdiyetiyken sonra risaleti makamına geçirmiş oluyor kulunu. Söyle diyor, çünkü söyle emirdir. Emri alan da durması mümkün değildir. Yani söylememesi mümkün değildir. Çünkü hakkın emri söyle. Peygamber Efendimiz'e kul dedi. 23 sene mübarek. Daha da hayatı olsaydı bize neler söyleyecekti. Bir netice ancak kendi nefsine müştak olmuş oldu. Yani وَنَفَحْتِ فِي مِنْ رُوحِ ben ona ruhumdan üfledim demekle zahirinin zaten kendine ait anasırdan meydana gelmiş olması dolayısıyla zahiri de kendinden ayrı değil, batınını da ruhundan ve nurundan, kendi nurundan vermiş olması dolayısıyla batını da kendisinden başka bir şey olmadığına göre o zaman Cenab-ı Hak kendinden kendine, yani zatından zuhuruna müştak olmuş oldu. O halde zuhuru olan abdiyette kendi hakikatini idrak ettiği zaman zaten içinde mevcut olan o hubbu ilahiye, yani muhabbeti ilahiye kendi aslını aramaya koyuldu. Muhabbeti olmasaydı aramaya da yola çıkmazdı zaten. O zaman ne oldu? Hak kulundan kendi kendini aramak için, aslına ulaşmak için yola çıktı. Buna ne diyorlar? İkinci seyir diyorlar. Kendi nefsine müştak oldu. Zira abdın vücudu kesifi mukayyedinde, yani abdın kesif olan kayıtlı varlığında müteayin olan haktır. Yani meydana gelen haktır. Yani hakkın kesif olan, kayıtlı olan varlığında müteayin olan, meydana gelen haktır. Ve bu vücudu kesife, yani kesif olan bu varlığa, bu vücuda kendi ruhu küllisinden nefyetmiştir. Külli ruhundan cüz olarak nefyetmiştir. Ama cüzde, külde ne varsa cüzde hepsi mevcuttur. Yani kül eşittir cüz mahiyeti bakımından. Yalnız kesreti bakımından cüz külle eşit olmaz. Ama mahiyeti bakımından aynıdır. Binaenle bu itibariyle ab haktır ve onun menfuh olan ruh dahi haktır. Binaenle bu itibariyle abd-ı haktır, yani kul haktır ve ona menfuh olan ruh dahi, yani ona üfledilmiş olan, nefyedilmiş olan ruh dahi haktır.
ve hak ile abd arasında hicab olan bu vücudu kesif sadece odur. Bu vücut varlığımız arada hak ile abd arasında perdedir. Bu vücudu kesif ortadan ancak mevt ile kalkar. Mevti ızdırari yani zaruri ölümle ortadan kalkar. Ve abd-ı kamilin mevti indinde yani kamil olan kulun ölüm indinde hakkın müştak olduğu şey bu likai hastır. Yani abdın istediği şey kulun ölümüyle birlikte has olan buluşma halidir. Bu likai has ise bir emri itibaridir. Şu halde hakikatte hakkın iştiyakı yine kendi nefsine olmuş olur. Bir cümle yukarıdan alalım. Ve abd-ı kamilin, kamil olan kulun, yalnız burada bunu ayırmak gerekiyor. Bütün kullarda hakka ulaşma vardır. Ancak her kul hakkın hangi mertebesindeyse o mertebeden likası vardır. Yani hangi esmanın tesirindeyse o esma itibariyle likası vardır. Sümme ileyna turcaun ayeti kerimesinde belirtildiği gibi her şey hakka dönecektir mutlak surette. Bu dönme de iki türlüdür. Birisi dünyadan uzaklaşıp hakka döndürülecek. Yani ahiret alemine döndürülecektir. Diğeri ve daha özü ise hakkın kendine döndürülecektir. Bak, hak olarak hakka, hakkın kendine döndürülecektir. Hakka ait olan zamana, mekana değil, hakkın kendine döndürülecektir. İşte bir kimse hakkın dünyada hangi esmasıyla vasıflanmış ise o esma cihetinden, o kapıdan hakka döndürülecektir. O kadarını bilecektir diğer itibariyle. Ama bir kimse insanı kamil ve irfan ehli ise, insanı kamil ve arif, arif-i mutlak, ismi arif olanlar değil, arif-i mutlak olan irfan ehli kimseler, Allah isminin altında, Allah isminin zuhurunu ortaya getirdiklerinden, bakın, Allah ismine mülaki olacaklardır. Arada çok büyük fark vardır. Allah esması cami esma olduğundan dolayısıyla onlar zat ehli ve bütün esma-i ilahiye ile hakka dönmüş olacaklardır. Diğerleri nisbi olan esmalar ile hakka döneceklerdir. Ne kadarını idrak etmişlerse o kadar hakla hak olunacaktır ahirette. İşte bu likai has ise bir emri itibaridir. Yani böyle her ne kadar belirtiliyor ise de kul hak olarak yaşadı ve hakka mülaki olacak. Bu söz bile itibari bir sözdür diyor. Yani bir şeyi anlatmak için kullanılan bir tabirdir. Aslında bu da yoktur diyor. Şu halde hakikatte bakın hakkın iştiyakı yine kendi nefsine olmuş olur. İşte o zengin olan kişinin o tabloyu alması bakın kendi nefsi içindir. Yoksa o tablo için değildir. O tablonun haberi var mı kendisine belirtilen, biçilen değerin, diyetin ödendiğinden haberi var mı? Üstünde döndüğü halde, o tablo başrolde olduğu halde haberi yok. Neden dönüldüğü, neden ne oynandığı. İşte onu alan kimse sadece nefsi için onu almıştır. O zaman da o tablo eşittir onun nefsi, kişi eşittir o tablo aynı olur. Hakkın iştiyakı yine kendi nefsine olmuş olur. Sen Hak Teala Hazretlerini görmez misin? اِنَّ اللّٰهَ خَلَكَ آدَمَ عَلَى سُورَتِهِ ya. Sen Hak Teala Hazretlerini görmez misin ki hadis-i şerifinde haber verildiği üzere insanı kendi sureti üzere halk etti. Bakın bundan daha büyük bir müştak iştiyak olur mu? Kendi nefsini
bir zuhur olarak görmesi, seyretmesi ve buna müştak olması, çünkü insan onun ruhu küllisinden ve insanın sureti ilahiye üzere mahluk olması, Hakk'ın hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatlarının cami bulunması itibariyledir. Hakk'ın bu sıfat-ı külliyesi, abdın vücudu kesifinde cüz'iyetle zahir olmuştur. Vaktaki insanın neş'et-i suriyesi, onun cesedinde müçtemi olup, yani toplanıp, içtima olup, kan, safra, sevda ve balgamdan ibaret erkan-ı erbaadan vücut buldu. Cesedinde rutubetle hasıl olan harareti gariziye sebebiyle onun zatından ve nefsinden iştial, yani şulelenme, değişik değişik haller oldu. Şu halde insanın neş'et-i suriyesi bu vecih ile olduğu için ruh hayvanisi nar oldu. Evet, bizim de vaktimiz son buldu. Burada bırakalım. Ömrümüz varsa bu bölümü baştan alır. Bir dahaki hafta devam ederiz. Var mı sorusu olan? Allah tarafından var. Elçimizsiniz. Allah'ın sevmesi nasıl oluyor diye bir soru vardı. Çünkü insanlar duyguları da, yani kendi sevgimizi düşündüğümüz zaman nasıl anlamalıyız onu diye. Her insanda, yani insan başta olmak üzere aslında diğer bütün mahlukatın aslı ve esası sevgi üzerine kurulu. İlk fezanın ilk kaynağı hubiyet, yani sevgi ve irfaniyet. Terliğim dışarı çıktı. Tamam. Kaynak olan o küntü kenzen hadis-i şerifinde belirtildiği gibi, küntü kenzen mahfiyen, ben gizli bir hazineydim, küntü kenzen mahfiyen fe ahbibtü en urife. Bakın orada iki kelime var, ahbibtü urife, yani bilinmekliğimi sevdim. Deminki mevzu aklımda bir şey vardı, unuttum şimdi, geldi. İşte Peygamberimizin Habibliği buradan kaynaklanıyor. Yani nasıl ki Cenab-ı Hak Adem'e ruhundan nefyetti ve ona iştiyakı oldu. Bu en geniş manada Efendimiz'e oldu. Hakikat-ı Muhammediye sahasında daha yukarılarda. Hatırlarsanız bu mevzunun baş taraflarında delil, eddelülü evvelü diye bir şey geçmişti, bölüm geçmişti. Allah'ın varlığına ilk delil Peygamberimizin hakikati, Peygamberimizin ruhani hali diye geçmişti. İşte hadisi kutsi'de belirtilen urife ve ahbibtü, muhabbet, yani sevgi ve irfaniyet. Bütün bu alemlerin, bizler dahil, bütün mahlukat dahil oluşmasının ana kaynağı bu. Bilinmek ve sevgi. Yani ilim ve sevgi bu alemin kaynağı. Bu ilmin içerisine bütün ilimler girmekte, ama bu ilimlerin en önde geleni tevhid ilmi. Yani kendini bilme, Allah'ı bilme ilmi. Bunun dışındakilerin hepsi bu ilmin şubeleri. Ama günümüzde ne yazık ki asıl olan bu ilim şubenin şubesinin şubesi haline getirilmiş. Hatta yok sayılacak duruma gelmiş. Yani hakikat-i insaniye, hakikat-i ilahiye ilmi. Suret ilimleri baş tacı edilmiş. Halbuki ilmin hakikatini, insani bilgiyi almış olan insan diğer bilgilerin hepsini anlamaya çok kolaylık kazanır. Ve o ilimlere saha açmış olur. Kendi gönlü genişlediği için orada çok geniş saha açmış olmuş olur. Ve diğer ilimleri öğrenmesi de o kadar kolaylaşır. Neden? Çünkü bir şeyin aslı bilindiğinde onun nev'ilerin bilinmesi kolaylaşır.
Ama aslı bilinmeden, nev'iden yola çıkarak asla uğraşmaya gitmek zorlaştırır işi. Onun için ilim tahsili zor olur. Yani tersten şimdi tahsil yapılıyor. İşte fezanın dokusu da evvela muhabbet dokusu. Fezanın dokusunun ilk malzemesi muhabbet. Ondan sonraki malzemesi ilim. Ondan sonraki malzemesi ruh, ruh-u azam. Ondan sonraki malzemesi nur ilahi. Bunlar latif tarafı. Ondan sonra nur ile ruhun izdivacından meydana gelen atom madde tarafını oluşturmaktır. Ve buna da alimler aklımda kaldığına göre feza dokusunu aşağıdan yukarıya doğru soğukluk, karanlık ve zaman dokusu olarak bildiriyorlar. Bilmiyorum daha başka şeyler var mı fizikçiler? Ben bilmiyorum bunların ne olduğunu. Yok bir terkipleri vardır. Yani bu ulaştıkları bir şey vardır. Peki ya bunlar konuşamıyor. Bunlar konuşamıyor. Düşünceleri var efendim, bu teori yani. Ama deneysel olarak bir şey yok fazla. İşte teori olarak hayır, onu işte, söylüyorlar. Sadece nasıl oluşuyor onu bulamadılar. Bulamadılar. Ölçemiyoruz. Arasınlar dursunlar. Bulurlar. Arayan bulur. Yani zahir uleması öyle canım, soğukluk, karanlık ve zaman diye feza dokusunu söylüyorlar. Ama tasavvuf ilmi peygamberimizin getirdiği ilim öyle diyor. Evvela muhabbet. Muhabbet olmasa hiçbir şey olmaz. Hepimiz burada bir muhabbet için bulunuyoruz. Var mı başka bir? Var mı başka bir yol? Yok. Kimin işi var bugün? Gider gezer dolaşır pazar günü. İşte maddi meydana getiren bu işte. Muhabbet. Bütün alemlerde ne varsa kaynağı bu. Muhabbet. Ve en geniş manada zuhur ettiği yerde burası. Müşahede alemi, şehadet alemi. Bize gelinceye kadar. Ama bundan sonraki muhabbet alemi bir başka alem. Tabi buradaki muhabbet onun yanında hiç kalır. Buradaki bir misal, bir benzetiş. Cennetteki muhabbet, o insanların muhabbeti nasıl bir muhabbet olur? Tasavvuru mümkün değil. Bir şey sorabilir miyim? Tabi. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin onu. Allah kendi benliğimi, kendimi tanınmanımı görmek için bu alemleri yarattım diyor. Hı. O tabloya o değeri veren insan acaba o tabloda gördüğü sanata mı değer veriyor yoksa o toplum içinde tanınmışlığını ispat etmek için mi veriyor? Ha işte bunun ikisi de o nefsimizde var. Bunlar nefsimizin nefsimizin istekleri bunlar. Evet. Benlik, yükselme arzusu, hükmetme zevki nefs-i emmareye ait olan bir hadise. Bunların içerisinde var. Ama kişi kendi eğitimi yönüyle, aldığı şartlanmaları yönüyle hayatını sürdürüyor bu şekilde. Ama Cenab-ı Hakk'ın muradı lika-i ilahi, yani kullarının yine kendilerine dönmesi. Ezeldeki safiyetleriyle birlikte kendine dönmesi, likai has dedikleri işte sohbetteki mevzu oluyor. O hadisi kutsi'de belirtilen işte hubbiyet, muhabbet, bütün her alemin, alemde ne varsa bütün varlıkların zerrelerine işlemiş durumda. Onun için o hayvancıklar, kedicikler yavrularını boynlarından tutuyorlar. Gizli koruyacakları bir yerlere götürmeye çalışıyorlar ortada olan. O kuşlar yavrularına o yuvasını nasıl buluyor? Uçuyor gidiyor 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 bir sürü uzak yerlere de o kuşun kendi yuvasını nasıl buluyor? Hangi radarla buluyor? Hangi bilinçle buluyor? Ve kendi yemiyor çocuklarına yediriyor. İşte bu muhabbet de o hadisi kutside belirtilen muhabbetin oradaki tezahürü. Eğer bu alemde muhabbet yapıştırıcısı olmasa bu alem dağılır gider. Ne evlat çocuğunu, ne evlat anayı babayı görür, ne anne baba evladını görür, atar gider. Bana ne der, ne yaparsan yap, başının çaresine bak der gider.
Ama böyle olmuyor. Herkes kendi yakınında görevlendirilmiş, sorumluluk da verilmiş. Cenab-ı Hak o muhabbeti öylece de perçinlemiş. Herkes sorumluluğu nispetinde çevresine yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bunun yanında tamamen bozguncu olmaya çalışanlar da var. O da bir ismin zuhuru. Ancak o ismin zuhurudur derken orayı mazur göremeyiz. Cenab-ı Hak o gücü veriyor ancak yapma diyor. Eğer bizde bir güç olup da eksi manada kullanılacak bir güç olup da biz onu artı manada kullanırsak o zaman bizim değerimiz artıyor. Yani sevap kazanmış, derecemiz artıyor. Ama onu nefsimizin istikametinde hakka asi olarak eksi manada kullanırsak o bizim zararımıza oluyor. Ve o vermiş oldukları o gücü biz korumada kullanmak zorundayız. Yani müdafaada kullanmak zorundayız. Eğer o yıkıcı güçler bizde olmasa biz müdafaasız kalırız ve melek oluruz, bir işe yaramayız. Güç, kuvvet oluruz sadece. Bunu buradan kaldır. İşte kaldırdı, bu melek oldu. Bunun Allah'la bir ilgisi yok ki. Ama yoldan taşı kaldırırsan sevap olur diyor. O da kuvvet. O da işin başka tarafı. Fıtri olan, yani hücrenin yapısında bulunan muhabbet ve ilimdir bu hayatın kaynağı. Muhabbet olmasa bu faaliyetler olmaz, ilim olmasa bu sistem düzenli yürümez. Karma karışık bir şey olur. Vay. Demin orada zati muhabbetten bahsettiniz. Orada şehadet var mı? Zati muhabbette şehadet yok, yaşanmakta şehadet. Lisana gerek yok. Hı. Yani. Yaşanıyor. Yani müşahede hali. Gerek yok. Lisana gerek yok. Yaşanıyor çünkü. Ve orada şahit olacak, şahit olunan, yani müşahede edecek, müşahede olunan ikisi aynı şey. Ve kendini şahit olarak ve eşhedühüm alâ enfüsihim hükmüyle onlar ve kendi nefislerine şahittir. Ve kefâ billâhi şehidnâ. Başka yetti mi de bilmiyorum da başka var mı? Sorun. Sıkılmayın. Hakka muhabbetinin insanın artması için ne yapılmalı? Özel bir zikri var mı? Bu çalışmaların hepsi işte hakka muhabbetin artması için. Yalnız hak nerede ve nasıl da ona muhabbet edeceğiz. Şimdi bazen insan farkında olmadan kendi ürettiği hakka, yani kendi Rabbine muhabbet eder, aşık olur. Yani nefsinin Rabbine aşık olur farkında olmadan. Rabbul Alemin olan, Allah'a olan muhabbet olacak. Bunu ayırt edebilir miyiz nefsimizin ürettiği hakkı? Tabii irfani olarak ayırt edebiliriz. O nefsi olarak Rabbimize olan muhabbet zamanla söner. Geçici olur. Nefsi olduğu için geçici olur. Ama devam eden muhabbet asli olan, hakkı olan muhabbettir. Ama onda beslenmesi lazımdır. Yani durup durduğu yerde ateş yanmaz. Yanar, söner ama yeni takviye gelmesi arkadan söner o zaman. O muhabbetin gerçek bir sistemi var da şimdi açık olarak söylenmez. Kişiler kendileri bulsun onu. Babacığım ben şunu anlayamıyorum. Ben bilinmekliğimi istedim diyor ama yine de bilen kendisi aslında. Yani bu o zaman nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Öyle bir sanatkar ki işte o öyle bir sahne de kurmuş ki O sahnenin içerisinde her şeyi al verdim sana oldu bitti gibi değil. Biraz kişinin yorulmasına, kişinin çalışmasına bağlı olarak, sebeplere bağlı olarak ortaya çıkarıyor. Eğer herkes hemen bilmiş olsa hakkın kendinde mutlak manada var olduğunu çalışmaya gerek kalmaz. Ve çalışmaya gerek kalmadan kazanılan bir şeyin de değeri olmaz.
değer kişinin hizmeti kadar değerli olur bir şey. Çünkü demin de bahsedildiği gibi amaiyet, ahadiyette, ahadiyet, vahidiyette, vahidiyet, rububiyette, rububiyet, melikiyette gizli, yani o kadar gizlenmiş ki bu gizliliği, bu perdeleri açması gerekiyor ondan kişinin. Ondan tam manasıyla mı gizli orada, yoksa eksilerek mi gizli? Mesela amaiyetten ahadiyete geçtiği eksilen hiçbir şey yok. Kemaliyle yok, hepsi orada. Eğer eksilir ise Hakk'a eksiklik isnat etmiş olur. Hepsi var. Yani bu alemde hepsi var. Onun için bu alem tecelli, cem, yani cem-ül cem'e vardım, başka ihsan istemem demiş Nusret Hanım. Bir gün onun kitaplarını bastırıyordum. Ben işte aracılık yapıyordum gidip gelirken. Amca matbaası vardı Cağaloğlu'nda. Bizim Cağaloğlu gitti, o bilirdi oraları. Murat Cağaloğlu gitti. Devlete gidecekti de şu vardı. Gidip geliyorken işte ne safhada işte dizgi hazırlandı. O gün hatırlayanlar vardır. O demirden, metalden harfler vardı. Tahtaya dizilirdi. Tek 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 tersten dizilirdi. Yapıştırıldığı zaman yüzü çıkardı. Baskı olurdu öyle. Ne uğraşmalar o zaman. Şimdi bilgisayardan tıkır tıkır yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz diye çıktılar, çıkıyor. O kitapları baskı yaparken dikkatini çekmiş. O dizgi yapana mücellit değil. Bir ismi var onun, dizgi yapana. Neyse, dizgici diyelim biz, çizgici dizgici diyelim. Onun dikkatini çekmiş. Gittim, oturuyorum işte, sordum ne durumda diye. Kitabın ne aşamada diye. O dedi ki efendim dedi, sizin Efendi Hazretleri Cem-ül Cem'e gelmiş dedi. İyi dedim, nereden anladınız Cem-ül Cem'e geldiğini? Şiirini okudum da orada yazıyor dedi. Öyle demiş Hüsret Baba'nın da şiirinde var da tam hatırımda yok. Öyle diyor, Cem-ül Cem'e vardım, başka ihsan istemem diyor. Orasını okumuş, oradan anladım diyor. İşte bu alem Cem-ül Cem alemi gerçekten. Biz Cem-ül Cem'i yukarılarda arıyoruz ya hani, zat mertebelerinde. Tabii o da doğru, oranın cemiyeti orada. Ama burada da cemiyeti ilahiye var. Her ne kadar süfli manada bu alemi zannediyor isek de, bu alem burada tam kemalde aslıyla, bakın mevcut, her şey mevcut. Ve de tam kemaliyle, aslıyla, hakikatiyle burada bütün meratib ilahiye mevcut. Eğer burada mevcut olmamış olsaydı hiçbir derviş esma mertebesine geçemezdi. Olmayan bir şeye geçmek mümkün mü? Değil. Ha, geçiliyor ise eğer batınında, yani bu yaşadığımız alemin batınında bütün alemler mevcut. Hem ilmiyle hem haliyle. Ancak buradaki hayat sınırlı olduğundan onlar da sınırlı tabii. Ahiret alemine geçildiğinde, göçüldüğünde, bu beden perdesi ortadan kalktığında burada idrak ettiğimiz az bir kısım şeyler orada sonsuz olarak karşımıza çıkacak. Eğer burada sonsuz olarak onlar karşımıza çıkmış olsa bu beden onu kabul edemez. Yani taşıyamaz, yaşayamaz. Çünkü bu kevn sınırlı bir kevn ve sınırlı bir hali idrak etmeye göre programlanmış. Eğer sınırsıza programlanmış olsaydı buradaki hayatı da sınırsız olurdu. Yani ölüm diye bir şey olmazdı. Ölümle beraber nasıl sınırlı isek hayatımız, burası bir eğitim yeri, bir geçici bir yer olması dolayısıyla her şey sınırlı. Ama aslından ayrı değil. Aslı itibariyle sınırlı. Burada kim neyi idrak etmişse orada daha sonsuz gelişimi olacak. Orada verilecek vücutlar da orada da bir vücuda olacak. Cennet veya cehennemin iki yer var zaten nereye gidilirse. Orada verilen vücutlar sınırsız ve sonsuz bir vücut olacak. Eskimeyecek, yaşlanmayacak. Oh ne güzel değil mi? Hep genç ve dinç
olarak kalacak ve böyle bir ağır çekim değil. Orada tartılsa insan belki 100 gram gelir, belki 200 gram gelir, bilmiyorum oranın tartılarını da. Evet, kilo sorunu yok, şişmanlamak sorunu yok diye şey. Ha, orada şey yenebilir. Hani yeme de yanında yat derler ya. Orada bazı cennete giden insanlar, maşallah ne güzel. Yiyecekler, yerlerken de diyecekler ki biz bunların benzerlerini dünyada da yemiştik. Yemecekler. Yok, yine yiyecekler. Ama bazıları da görecekler ki gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, dillerin tatmadığı yeni nimetler olacak. Demek ki burada gösterilmeyen birçok bazı şeyler de var. Ancak kıyasen burada her şey var. Bize burada gösterilen elma, armut yetecek kadar yetiyor zaten. Meyve denildiği zaman bunların benzerleri. Ama burada onların hepsinin gösterilmesine gerek de yok. Saha da müsait değil. Belki öyle meyveler olacak ki ahirette, cennette o meyvenin bir tanesi belki dünyayı kaplayacak mesela. Veya bir tadış bir defa yediği zaman belki 10 sene o tadışın lezzeti kalacak dilinde kişinin. Burada bunlara zaman zemin müsait değil. Yani bu yaşantıya, bu beden ve zaman müsait değil. Ömrümüz yetmez. Yani bir elmayı tattığımız zaman 10 sene sürse onun lezzeti, 10 senede çok şey değişiyor. Biz gözümüzü açtığımız zaman oğlanlar, çocuklar, 10 yaş yaşlanmışlar. Biz hani lezzet dilimizde kalıyoruz. Buranın şartları kendine göre, oranın şartları kendine göre. Başka var mı? Efendim, müsaadeseniz tabii. Şeyi sormak istiyorum. Venedik nefsle Venedik kalp arasındaki fark, o boyutsal fark. Hani İbrahim Aleyhisselam bir vahiy hükmüyle yaşarken Bekke'ye, Hacer Validemiz'e Hazreti İbrahim İsmail'i götürürken de gene vahiy hükmüyle gidiyordu ama demek ki orada Veled-i Nefs vardı. Boyutunda yaşanıyordu o alemde. O boyutta. Yok, o şimdi İbrahim Aleyhisselam'da Veled-i Nefs olmaz. Yani o makamda veledi nefs olmaz. Bizlerde olur da onda olmaz. Orada veledi kalp var. Ve de o da İsmail. İsmi de İsmail zaten. O ne demekmiş? İlahi duyma. Allah'a yükselen. Ha, Allah'a yükselen ve sesi çok duyma. Olur. Kitapta geçiyor ya o. Zaten nasıldı? Ayet-i Kerime başlıyordu. Bakara suresinde sayfa başında sol tarafta isteriz burada. Ve yerfeu İbrahim'e minel kavaide İsmail Rabbena tekabbel minna indeke entes semiul alim. Bizi bunda, bunun yaptıklarımızı bizden kabul eyle, sen duyucu ve bilicisin diyorlar. İşte yeryüzünde kul sesini, kuldan yani kulun duasını Allah'ın birebir işittiği o mertebede başlıyor. Yani bu bir büyük bir tespittir. İşte Füsus-ül-Hikem'de de belirtildiği gibi benzeri kitaplarda da. İlk defa kulun sesini İbrahim Aleyhisselam'ın lisanından duyuyor Cenab-ı Hak. Daha evvel duymuyor muydu? Tabii ki duyuyordu ama faaliyete geçişi. İnsanlık alemi içerisinde birey olarak faaliyete geçirilmesi, Cenab-ı Hakk'ın semi sıfatının insan üzerinde faaliyete geçirilmesi ilk defa orada bu dua ile belirtiliyor. İnsanın Allah'ın sesini duyması, burada kulun sesinin Allah tarafından duyulması duasının. Musa Aleyhisselam'da ise Allah'ın sesinin kul tarafından duyulması var. Ya Musa, Cenab-ı Hak diyor ki, Ya Rabbi bu kadar yakından bana sesleniyorsun, sesini duyuyorum, o zaman kendini göster. Yani sen bu kadar yakınımdasın, sesini duyuyorum ve kendini de göster o zaman diyor. O zaman lenterani, daha henüz sen beni göremezsin diyor. Ondan sonra görme hadisesi de
İsa Aleyhisselam da meydana geliyor ancak bunu anlatamıyor. Hak'ta fani olduğu için anlatması açık olarak olmuyor. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ondan bahsediyor. Biiznillah diye ifadeyle, benim iznimle dediği yerlerde Hakk'ın kendi faaliyeti orada İsa elinden olmuş oluyor. Muhammed Aleyhisselam'da da men reani fakat real hak, yani bana bakan Hakk'ı görür diye müşahedenin hem kemalli halini bize bildiriyor. İnsanlık seyri içerisinde böyle geliyor. Şimdi nefsani manada hayat yaşayanlarda veledi nefs oluyor, veledi kalp olmuyor. Veledi kalp ruhun çocuğu, veledi nefs, nefse emmarenin çocuğu. Veledi nefs dendiği zaman haşırı olan, işte Hızır Aleyhisselam bu veledi nefsi öldürdü. Hani Musa Aleyhisselam'la dolaştıklarına bir çocuğu öldürdü ya, işte o veledi nefsti. İbrahim Aleyhisselam'ın veledi kalbi ise ve yerfe'u İbrahim'e minel kavaide minel beyti ve İsmail dediği veledi kalbi işte. Yani gönül Kâbesi'nin yapımında veledi kalbe ihtiyaç var. İkisi vardı orada. Başka kimse yardım etmedi. Belki çevreden taş toprak tuğla getirenler olmuştur. Ama bunlar Suri yardımcılardır. Hakikati itibariyle Gönül Kâbesi'nin yapılması İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'lara has bir hadisedir. İşte biz o veledi kalbi oluşturursak ki rüyamızda hani bazı çocuklar görürüz doğmuş. Bazıları alır, yedirir, içirir onları. İşte veledi kalbi büyütmesidir o kişinin. Kendi gönlünde. Cinsiyet fark etmiyor. Cenab-ı Hak bakın Peygamber Efendimiz de Abdullah'ın veledi kalbi. Amine'nin yani emin olan gönlün veledi kalbi ve o veledi kalbi beşer ana babaya bırakmadı. Cenab-ı Hak kendi yetiştirdi. Ne diyordu hadis-i şerifte? Rabbim beni eğitti, beni talim etti. Ne de güzel talim etti, talim etti diyor. Burası da Peygamberimizin niye öksüz ve yetim olduğunun cevabını bu şekilde vermiş oluyor. Başka var mı? Sor. Efendim o benim bir sorum olacak ama. Hı, daha önceki sohbetlerinizden birinde Adem'i mananın ahadiyetin hakikati Muhammediye üzerindeki zuhurunun delili olduğunu belirtmiştiniz. Elif, dal, mim harfleri üzerinden. Peki alemi ele aldığımız zaman arada tek bir harf farkı var. Dal çıkıyor yerine lam giriyor. Hı hı. Burada nasıl bir bağlantı olabilir Adem ve alem arasında? Yani Adem mi alem içinde, alem mi Adem içinde yoksa ikisi birden mi? Şimdi Adem'in mana dediğimiz zaman bu latif bir hal. Adem'i şuhudi dediğimiz zaman, Adem'in mülki dediğimiz zaman Adem'in bedeni anlaşılmakta. Ademiyet mertebesi daha henüz hakikat-i Muhammediye mertebesi olmadığından ve onun başlangıcı olduğundan ihata kabiliyeti yok. Yani ihata hakikati yok. Ancak sınırlı bir sahayı kapsamakta. Yani kendi mertebesini bildirmekte. Ancak bu bir anahtar. Eğer Adem-i mana bir kişide zuhur etmemiş olsa, onun manayı idrisiyete, manayı şitiyete, manayı nuhiyete, manayı ibrahimiyete yolu açılmaz. O anahtar onu açacak. İşte o anahtarda o Adem-i mananın, yani Adem denen elif dal mim şifresinin, bak üç tane o anahtarın dişi var. Hani var ya anahtarları böyle diş yapıyorlar. Elif, dal, mim o anahtarın dişleri. Onu çevirdiğin zaman beşeriyet sahnesi kayboluyor. Ademiyet sahnesi açılıyor. O anahtarı çevirmeden
nazarımızda beşeriyet sahnesi var. Yani bu alem kesret, çokluk, ayrılık, ayrılık sahnesi yaşanıyor. İşte Adem'in mananın beden arzına inmesi bu sahnenin değişmeye başlaması. Ki anahtarı da o. Adem'in Elif'i ahadiyet mertebesinden Mimi Hakikat-ı Muhammediye mertebesinden. Yani ahadiyet mertebesiyle Hakikat-ı Muhammediye mertebesinin bir olduğu, ahadiyetin Muhammediyette zuhur ettiğinin delili dal harfi. Eğer bu delil olmaz ise dalal hükmüne giriyor ayrıca. O kişi mudil ismi içerisinde hayatını öyle sürdürmüş oluyor. Yani delili bulamadığı için dalalette kalmış oluyor. O zaman o dalaletten kurtulmak için delile geçmek gerekiyor. Bu da belirli bir sahne. Yani bir ana stadyumun giriş kapısı diyelim. Ama makam Muhammedi bütün bu mertebeleri kapsamına alıyor. Ki de o elif, la, mim hükmüyle belirtiliyor. Elif ahadiyet, ahadiyetin açımı, açılımı, lahut, uluhiyet, ilmi, batini manada, bunun suri manada da alemler olarak mim Muhammedi de açılımı olmuş oluyor. İşte kişi secdeye vardığı zaman da mim harfinin temsilcisi. Ayakta elif, rükuda dal, secdede mim. Hem Adem'in mimi hem de Hakikat-ı Muhammediye'nin mimi. Oturduğu zaman da Hakikat-ı İlahiye'nin temsilcisi oluyor. Orada da Muhammed yazıyor zaten kişi. Oturduğu zaman, hadi sordum madem, otur bakalım daha iyi anda şuraya. Otur, otur istediğin gibi otur. İster bakalım. Kabe'ye dön, ister başka tarafa dön. Kabe'ye dön. Böyle miydi? Kabe'ye dönmüşsün sen. Değil mi? Sağdan da soldan da bakılsa, bakın iki taraftan da yandan, sizin baş tarafın mim. Yani hepimiz aynı şekilde oturuyoruz. Sadece bu kardeşi görmüyor. Kendimizi görelim orada. Ayaklarımızın, dizlerimizin bakın olduğu yer ha. Ha. İki topuklar bakın yandan arkadan. O topuklar mim. Uzantısı ayak olarak mim. Kollarımızı da şöyle yaptığımız zaman dal. Bak, yandan bak Muhammed. Soldan da bak aynı şey. Sağdan da bak aynı şey. Onun için selam veriyor, sağa da veriyor, Muhammed'e selam veriyor, sola da veriyor, Muhammed'e selam veriyor.